Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914'te başladı ve 4 yıl sürdü. Birinci Dünya Savaşı'ndaki ölümlerin 6.6 milyonunu sivil kayıplar oluştururken savaşta yaklaşık 10 milyon asker de hayatını kaybetti. Günde ortalama 6 bin kişinin yaşamını yitirdiği Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 65 milyon asker seferber edildi. Bu kadar kişinin ölümüne neden olan bu savaşın nedenini duyunca emin olun siz de çok şaşıracaksınız. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahtı Franz Ferdinand'ı vurarak Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen kişi Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip'ti. Gavrilo Princip'in yaptığı bu suikast savaş ilanına yol açtı. Daha sonra Almanya başta olmak üzere pek çok ülke de bu savaşa dahil oldu. Sonuç olarak küçük bir olayın bile dünyayı nasıl kaosa sürüklediğine şahit olduk. İkinci Dünya Savaşı da yine basit bir kıvılcım ile başlamıştı. 80 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği bu savaş büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Ekonomik olarak zor günler geçiren Almanlar kendilerine bir kurtarıcı arıyordu. Bunu çok iyi değerlendiren Adolf Hitler bir anda ülkenin lideri oldu ve pek çok ülkeye savaş açtı. İlk iki Dünya Savaşı'nda dünyada neredeyse herkes çok büyük yaralar aldı. Gelişen teknolojinin bu kadar çok insanı öldürmesindeki katkısı çok fazlaydı. Günümüze geldiğimizde ise nükleer silahların daha korkunç bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. Üstelik pek çok ülke ekonomik ve psikolojik olarak üstünlük sağlamanın peşinde. Bunun yanı sıra 3. Dünya Savaşı'nın çıkmaması için hiçbir neden yok. Pek çok insan bu savaşın her an yaşanabileceğini düşünürken kullanılacak nükleer silahların da nelere yol açacağını düşünmek bile istemiyoruz. Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombasının izleri yıllar geçmesine rağmen halen devam ediyor. Şimdilerde ise Amerika gibi süper güç olan pek çok ülke var. O yüzden dünyanın bu savaşta karlı çıkacağını asla tahmin etmiyoruz. Bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş başlamıştı. İki ülke de geliştirdikleri silahlar ile birbirine gözdağı vermeye çalışıyordu. Öte yandan hem Rusya hem de Amerika uzay yarışında bile rekabet içindeydiler. Soğuk savaş döneminde iki ülke arasında yaşanan rekabet düşmanlığa taşınmıştı. En ufak bir olayın bile bu iki ülkeyi karşı karşıya getireceği çok olay oldu. Neyse ki böyle bir savaş yaşanmadı. Birçok kişi bilmez ama Sovyetler Birliği ve Amerika arasında 1962 yılında yaşanan krizde dünyada olası 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalini bir Rus deniz subayı engelledi. İsmi ise Vasili Arkipov'du. Küba krizine giden yol 1959 yılında Fidel Castro'nun Amerika kontrolündeki Batista rejimini devirmesiyle başladı. Yanı başında sosyalist bir devletten rahatsız olan Amerika, Latin Amerika ülkeleriyle birlikte hareket ederek Castro'yu devirmeyi planladı. Ancak 1961 yılında gerçekleşen Domuzlar Körfezi harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca Sovyetler bu fırsatı değerlendirdi ve Küba'ya yanaşmaya başladı. Harekattan bir süre sonra ise Castro, ülke bütünlüğünün Sovyetler tarafından sağlanacağı vaadiyle Sovyet füzelerinin ülkesine yerleştirilmesine izin verdi. Bu izin Amerika ile o zamanki Rusya ile sorunların çıkmasına neden oldu. Vasili Arkipov ise Sovyet donanmasında subaydı ve Küba füze krizi sırasında denizaltı B-59'un ikinci komutanıydı. Cephede deneyimli bir adam olarak biliniyordu. 27 Ekim 1962'de Küba füze krizi sırasında Amerikan Deniz Kuvvetleri mühribinden bir grup Sovyet denizaltı B-59'u Küba'ya yakın bir yere yerleştirdi. Uluslararası sulardaydı ama Amerikalılar denizaltını yüzeye çıkarmak ve yerini tespit etmek için patlayıcılarla saldırmaya başladı. Günlerce Moskova ile iletişim kurulamadı. Denizaltının kaptanı bir savaşın çoktan başlamış olabileceğini söyledi ve bir nükleer patlayıcı fırlatmak üzereydi. Ancak B-59'un kaptanının Arkipov'un onayını alması gerekiyordu. Tartışma başladı çünkü Arkipov buna karşı çıkan tek kişiydi. Ayrıca denizaltının havalandırma sistemlerinde de bir sorun oluştu. Bu denizaltının içinde aşırı sıcaklığa ve karbondioksit seviyesinin yükselmesine neden oldu. Sonunda Arkipov kaptanı yüzeye çıkarmaya ve Moskova'dan gelen emirleri beklemeye ikna etti. Bu karar tam anlamıyla nükleer savaşı engelledi ve bu yüzden belki de milyonlarca kişi hayatını Arkipov'a borçtu. Tarihte her ne kadar yaptığı katliamlarıyla adını tarihe geçiren isimler olsa da dünyada iyi insanların da olduğunu kanıtlayan cesur ve yürekli insanlar da vardı. İşte Rus subayı Vasili Arkipov verdiği bu karar 3. Dünya Savaşı'nı adeta önlemiş oldu. Tarihte adını yazdıran ve yine Rusya-Amerika gerginliğinde cesur davranarak savaşı önleyen kişilerden biri de Stanislav Petrov'du. Stanislav Petrov grev yaptığı dönemde nükleer savaş olasılığı da ciddi bir şekilde düşünülmeye başlanmıştı. Tarih 26 Eylül 1983'ü gösteriyordu. Rus subay Petrov gece mesaisi için yeraltı sığınağında gece nöbetindeydi.
Mesainin bitmesine saatler kala Petrov, bilgisayarda verilen uyarıya göre Amerika'dan bir füzenin Sovyet topraklarına doğru geldiğini gördü. Soğuk terler döken Petrov'un hızlı ama bir o kadar da sakin bir şekilde karar vermesi gerekiyordu. Amerika'nın saldırması halinde bunun tek bir füzeyle olmayacağını düşünen Petrov, dakikalar sonra karar verdi ve tarihe geçecek o karar verildi. Petrov komutanlarına gelen füze sonrası çalışan alarmın hatalı olduğunu söyledi. Füze olduğu düşünülen hareketliliğin bulutlardan yansıyan güneş ışığı olduğu ortaya çıktı. Petrov haklı çıktı. Dünyanın belki de nükleer bir felaketten kurtaran bu karar, nükleer savaşın engellenmesine vesile oldu. 2006'da Birleşmiş Milletler Merkezi'nde Dünya Vatandaşları Derneği tarafından Petrov'a üzerinde nükleer savaşı önleyen insana yazan bir ödül verildi. 2014'te Petrov ile ilgili Dünyayı Kurtaran Adam belgeseli çekildi. Küçük bir kasabada yaşayan ve dünyayı kurtaran adam olarak nitelendirilen Petrov, 2017 yılında hayatını kaybetti. Her ne olursa olsun bazı cesur insanları görünce etkilenmemek elde değil. Gelin tarihte yaptıkları ile herkesi şok eden birkaç isme daha bakalım. Harriet Tubman. Geçmişe dönüp baktığımızda insanlığı bugüne getiren ve en ağır şekilde eleştirilmesi gereken birçok acı deneyimimiz var. Kölelik kavramı insanlığın geçmişinin en karanlık yüzünü ortaya çıkarıyor aslında. Ailesinin verdiği isimle Araminta'nın doğum tarihi bilinmiyor. Tahminlere göre 1815-1825 arasında doğan köle kız, küçük yaştan itibaren kendisine çizilen sınırların dışına çıktığı için defalarca cezalandırılır. Okula başlaması gereken yaşların ortalarına bile gelmeden kırbaçlanmanın ne demek olduğunu bizzat deneyimler. Araminta Minty Rose, namı diğer Harriet Tubman köleliğin insanlık dışı olduğunu ve yıkılması gerektiği sonucuna ulaşır. Tubman, kaynakların aktardığına göre 1849 yılında sahibinden kaçar. Bu kaçış basit bir ev terk etme olayı değildir. Yakalandığında en iyi ihtimalle ağır bir işkenceye maruz kalacak ya da daha büyük bir olasılıkla öldürülecektir. Ancak o, bu risklerin farkında olarak ya özgürlüğün sınırsızlıklarında yaşayacak ya da esaretin bedelini, hayatını ve insanlığını satarak ödeyecektir. Kararı nettir siyah kadının. Özgür olmayacaksa yok olmayı tercih etmiştir. Tubman evrensel bir değer peşinde koşarak yalnızca kaçmamış, esaret altındaki diğer köleler için de mücadele etmeyi kendisine görev bilir. Uzun vadede başta ailesi olmak üzere yüzlerce köleyi özgürlüğüne kavuşturur. Eline silah alarak yaptığı baskınlarla kurtardığı köleler ile yeraltı demir yolları, Underground Railroad adını verdikleri tesisler kurarlar ve bu yollar tüm köleler için sonunda ışık olan karanlık bir tünel olarak simgeleşecektir. Amerika'nın devlet mekanizmasının bugünkü halini almasından önceki kanlı süreç iç savaştı. Bu savaşta tarafını kuzey tarafını seçerek gösteren Tubman, hemşirelik yapar ancak asıl yararı gerçekleştirdiği casusluk faaliyetleri olur. Süreç içinde kadın haklarına ayrıca önem veren kahramanımız, kadın haklarına yönelik mücadeleyle bilinen Suffragette hareketinin anlatımlarına sahne olan tüm konularda anılmıştır. Tubman'ın hayatı boyunca gösterdiği başarılar her daim göz ardı edilmekle kalmadı. Kölelikle uzun bir süre o medeni topraklarda can alarak, hayatları çalarak yaşamaya devam etti. Virginia Hall. 1940 yılında Fransızların Nazilere yenik düşmesi yalnızca 6 hafta sürmüştü. İngilizleri Almanlardan uzak tutan şey ise İngiliz kanalından başka bir şey değildi. Tahta bir bacağa sahip olan kadın ajan Virginia Hall, gösterdiği üstün başarısıyla savaşın gidişatını değiştirerek tarihi adını yazdıran isimlerden biri oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ilerleyişini durdurmak isteyen İngilizler, Fransa'da bulunan Almanların arasına casuslar göndermeye karar verdi. Virginia Hall ise hem Amerikalı olması, hem kadın olması, hem de tek bacağının sakat olması nedeniyle mükemmel bir ajan profiline sahipti. Savaş başlamadan bir süre önce ava çıktığında yaşadığı bir kaza sonucunda sol bacağını kaybeden Virginia, Nazilere karşı verilecek savaşta yer almak için oldukça istekliydi. Dezavantajlarını dahi faydalı bir forma getirmeyi becerebilen Virginia, bu zorlu görevi tereddütsüz bir şekilde üstlendi. Amerikalı bir gazeteci olarak Fransa'da ajanlık faaliyetlerine başlayan Virginia, New York Post için hazırladığı haberlerin içine CIA gizli servisinin çözeceği şifreli bilgiler gizliyordu. Amerikalı yayıncı da cesur bir şekilde gizli bilgileri İngilizlere ulaştırma konusunda işbirliği yapmıştı. Hassas bilgileri direkt olarak Londra'ya ulaştırıyordu. Radyo frekanslarına sızmakta başarılı olmayan İngilizler için bu bilgiler hayati önem taşıyordu. Alman birliklerinin hamleleri, silahlar ve endüstriyel üretim hakkında bilgiler toplayan Virginia, aynı zamanda Fransa'yı kurtarmak için de çaba gösteriyordu. Alman askerlerinin gölgesinde casusluk faaliyetleri yürüten Virginia, Fransa'yı kurtarmak için birlikler toplamaya başladı. Lyon'da örgütlenmeye çalışan bu birlikler oldukça dağınıktı.
ülke genelinde bir korku hakimken Alman birlikleriyle savaşmaya çalışan küçük gruplar da mevcuttu. Virginia ise daha gizli ve disiplinli bir birlik kurmayı amaçlıyordu. Genel ev işletmecisi olan Jermyn ile bağlantı kurarak Alman askerlerine müdahale etmesi, Virginia'nın azmine ve farklı kişiliğine dair fikir veriyor. Jermyn'in tesisinde casusları saklayan, ondan yakıt yardım alan Virginia, aynı zamanda Alman askerleri hakkında bilgi toplamak için de bir fırsat yakaladı. Jermyn'in kızları Alman askerlerinin evraklarını kurcalıyor, onları konuşturuyor, hatta uyuşturucu bağımlısı haline getiriyorlardı. Salgın hastalıkları askerlere bulaştırmak, giysilerine kaşındırıcı ilaç atmak gibi birçok yöntem deniyordu. Esnafla anlaşıp dükkanları silah deposu olarak kullanmak, kuaförlerle anlaşıp kılık değiştirmede yardım almak, kuru temizlemeciler üzerinden gizli mesajlar iletmek, Virginia'nın denediği yöntemlerden yalnızca birkaçıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin kontrolü altında olan Fransa'yı kurtarmak için neredeyse her şeyi deneyen Virginia, savaşın kaderini belirlemede en önemli figürlerden biri olmayı da başardı.